Dedim ki Ekrem Bey'in verdiği vaatlerde çok ciddi eksiklikleri var. Nitekim Cüneyt Özdemir bizim candaş Tolga'da alenen bunları belgelediler. Sayın Ekrem İmamoğlu aynen şunu söyledi. Unuttum hatırlamıyorum dedi. Yani Hakan sen de aman abartıyorsun diye ya belge koyduk mu bunu? Koyduk. Evet, bu, bu kenar. Bu evet. kenar. E genel seçimlerde asıl işi olan belediye başkanlığı dışında çok farklı işlere soyundu. Etti mi sana iki? Evet. O da tutmadı, olmadı. Kazanamadı. Etti mi sana evet. iki? Üç, alenen Özgür Özel'in genel başkan olmasında HDP genel başkan yardımcısı hanımefendinin eş genel başkanın diyesim geldi diye. O da belge. Yani burada da aleni Kemal Bey'in beni sırtımdan bıçakladığı donesi argümanı var. O zaman Kemal Bey'in sevenleri ve alakalıları partililer destek vermeyeceğinin de bir argümanı. Peki öteki tarafta benim desteklediğimi iddia ettiğim kişi kim? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda inanılmaz başarıları olan, hatta ben konu kaldığımda şaşırdım, ironik espri de yaptım kendisine. Gençlere 50 bin lira. İşte bedava ofis, evlilik parası 100 bin lira. Beyaz eşya yardımı 650 bin konutu dönüştüreceğim. İstanbul'u otopark probleminden kurtaracağım. Bunların hepsinde dayanaklı. Dedim ki ya hani Ekrem Bey'in akrabası da size oy verir. Şimdi yerel seçim dediğin hizmet odaklıdır. Dolayısıyla bu gerekçelerle dedim ki bu kadar tarihin en dağılmış muhalefeti kendi içinde istifa eden, ee, işte dem buradan içeri giremez diyen o başka bir şey söylüyor Sarıyer'in adayı ben gittim o ya kavga dövüş kıyamet hiç acayip bir karşımızda muhalefet buna bağlı olarak da iktidarın adayı yani Ali harikalar diyarında gibi vaatlerde bulunuyor bunlara dayanarak ben muhakkak bu kazanacak dedim muhakkak emdi de. açık ara çünkü aklın yolu bir. Aksinin olması istatiksel olarak da bu kadar büyük ihtimal iktidara oy vereceği düşünülen kitlenin sandığa gitmemesi o apayrı bir ilim nitekim çok donanımlı birçok insan mesela Hakan Bayrakçı ve diğer anket şirketleri diyor ki ne olduysa son 10 gün oldu diyor. Şimdi ben o benim işim değil yani ben analizci değilim bu işlerin ilmini yapmadım ama yapanlar da şaşkın. Ne olduysa son 10 gün oldu diyor. O zaman biz şöyle metafor yaparsak buluruz. 10 günde son bu seçmenin hareketliliğini bir tarafın lehine bir tarafın aleyhine sonuç verme hareketlerine neler gerekçe olmuş olabilir? Hemen onu şimdi konuşalım. Bir, ekonomi diyorlar. Doğrudur olabilir özellikle emekli vatandaşlarımızın beklentisi doğrultusunda son ana kadar diyorlar onlar sayın cumhurbaşkanından bir beklenti içindeydi. Rakam ne dedim? 20 milyon diyorlar. Çok ciddi bir rakam. Eyvallah. Peki diyorum bu ekonomik gerçekler genel seçimlerde de varken o zaman niye bu tasarrufta bulunmadılar? Diyorlar ki o ülkenin geleceği için çok kritik gördüler. Burada bu beklentilerinin gerçekleşmemesine, yerel seçimler olduğu için daha bonkör oldular. O yüzden diyorlar, mesela izahatını da. Evet. Hem sonucunu verelim hem gerekçesini verelim. İki, e, şeyi söylüyorlar, söyle adını, e, futbol. Evet. Çünkü Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda Türkiye'de tırnak içinde sözde oynanan futboldan milyonların manipüle edildiği... Ve buna mukabil insanların birbirine nefret ve kim beslediği en son Trabzon'da olan olaylardan sonra e, AK Parti Belediye Başkan Adayı'nın özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı adresleyerek akıl almaz bir şey, e, ağza alınmayacak, yani benim diyen sakinlikteki insanları bile reaktive edecek itham ve iddiaları, nitekim sandıkta insanları, yüz binlerce insanı formayla gördük. Evet, bu var ee, ve bunlara bağlı olarak bir de e, mesela Ak Parti'nin içinden birçok e, emekçi parti içi emek vermiş insanların ben sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, kendi içlerinde aday belirlemekten tut liyakat sisteminin de çok ciddi anlamda revize edilmesi gerektiği bunların da etken olduğu iddiaları var. Üç tane. Sağlam gerekçe. Neden Aynen. kaybetti? Ama benim şimdi ters yapacağım sana inanamadığım şey ne? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde bu ülkedeki en siyasi deneyime seçim kazanan bir evet. lider olarak sahip insan. hani derler ya sokakta kitabını yazar falan filan evet. ya. Şimdi 52 ile gitti kendisi. Miting yaptı. Buna mukabil her iktidar adayının somut vaadi ve vaatleri vardı. Çok somut ama. Ha bir de özür dilerim virgül aç parantez. Ankara Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok'un mal varlığının negatif yansıması her tarafa sirayet etti. Yani insanlar ne zannediyor biliyor musun? Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'la mücadele eden bir adayın eksisinin İstanbul'a yansımayacağı ...düşünüyorum. Asla. Ankara'da kalmadı o. Tabii tabii. Evet. O oradaki çelişkiler veya insanların sindiremediği o mal varlığının... E, ...alehte iktidara e, yansıdığını da düşünüyorum. Ama şuna inanamıyorum ben. Burada e, muhalefette tasarrufta bulunan insanlar... ...asla ve asla bir hizmete, bir projeye e, istisnaları hariç özür diliyorum. Şimdi ben... Gözümüz neredeydi bizim? İzmir, İstanbul, İstanbul Ankara, Ankara. Yani büyük şehirlerde. Ama diğer tabii. I, İlçeler, ilçelerde Anadolu, tabii. E, proje sunmuş olan da olabilir. Onları tenzih ederek söylüyorum ama senin aklına şu geliyor mu mesela şu proje sunuldu, şu büyüleyiciydi, bu proje aldı diyeceğin muhalefetten bir şey var mı? Seçmen bazında da söyleyebilirim. Ya şu CHP'nin şu adayına oy verdim çünkü bunu çok iyi yapacak diyen bir kişi görmedim. Yok ben de duymadım. Kimlik... Yani özellikle de soruyorum. Tabii, bu kimlik siyasetiydi. bunu Bu kimlik siyasetini en iyi konsolide eden bu seçimde muhalefet oldu.